başlıyoruz. Evet, alkışlarınızı isterseniz Abbas Göğüs'te bir dakika. Tekrar hoş geldiniz. Kapıda giremeyenler var galiba. Öne doğru yaklaşabilirsiniz. Hatta dilerseniz sahneye de oturabilirsiniz. Ayakta kalmayın lütfen. Gelebilirsiniz buraya doğru. Evet. Aslında Abbas Göğüs demeyi uzun uzun tanıtmaya gerek yok. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz kendisini. Sanıyorum dünya sinemesi önemli yönetmenlerinden, sinemacılarından bir tanesi. Kodar'ın bir lafı var, Can Kodar'ın sinemacı, sinema grafikle başlar, Göğüs'tem ile son bulur diyor. Gerçekten de öyle herhalde, son dönem sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Ama sadece sinema ile sınırlı değil, bu farklı sergide gördüğünüz gibi bir fotoğrafçı aynı zamanda, güncel sanatçı, şair, sanatın pek çok konuda ürünler veriyor. Yukarıdaki sergide görmek istediğiniz olmuştur belki ya da buradan çıkınca göreceksiniz. Aslında bir dizi tematik fotoğraftan oluşuyor. Yıllar içerisinde belirlenmiş tematik konular içerisinde dönüyor. Kronolojik olarak gidersek Kar Beyazı 1970'lerin sonunda başlayıp 2000'lere kadar uzanan bir seri. Yağmur ve Rüzgar, yine Yağmur serisi. Ağaçlar ve Kargalar, Duvarlar, Anahtarsız Kapılar, Ay Işığı, Hayata Açılan Pencere. Bu serilerin bir kısmından fotoğraflar belki sergide yer alıyor. Dediğim gibi görme şansı mutlaka görmenizi umuyorum. Arkadaşlar bu kadar mutfağımın amacı, azim amacı. Çeviride bize çok selim yardımcı olacak ama böyle hakikaten bazen ses yukarıdan geliyor. Hemen bu temayla isterseniz yollardan gidelim. Sizin de böyle sorularınızı düşünün arada sizleri de göreceğiz. Aslında yol ve araba sanıyorum sadece fotoğraflarda değil, Köröstem'in filmlerinde de sıkça öne çıkan bir bilgi. Ama sanki filmlerde de yani amaç bir yere varmak değil, yolculuğun kendisi daha çok belki. Buradan yola çıkarak yolculuk temasını belki de daha çok yolcuyu acaba seyircinin durumunu da bir tür yolcu diye adlandırabilir miyiz? Bakın mikrofonu şu anda giyeyim, ben kendisi belki şu mahfum değiliz. Bence biraz önce izlediğiniz film sizin zihninizde oluşabilecek bir takım sorulara cevap vermiştir. Beyefendi işaret ettiler. Yolculuk sadece bir noktadan diğer bir noktaya gitmek anlamına gelmiyor. İranlı şairler, klasik İran şairleri defalarca bu konuya işaret ettiler. Sizin de bildiğiniz gibi eski günlerde yolculuk bugün olduğu kadar kolay değildi. Şairlerin şiirliğinde de buna görüyoruz, bunu görüyoruz. Mesela Rumi şiirlerinde elsiz ve ayaksız bir yolculuktan bahsediyor. Yani sadece zihninde bir yolculuk yapıyor.
Yani anlamı bir değişim. Yani hayat boyunca tecrübe biriktirmek, değişmek, yeni bir dünyaya, yeni bir felsefeye doğru yönelmek. Bu çağdaş İran şiirinde de muhakkak var. Ahavan Sales'in bir şiirine değinmek istiyorum. Seninle dün gece nereye kadar gittim? Yalnız başıma öyle bir yere vardım ki beraber oraya varamazdık diyor. Rüyasında bir yere gitmiş bir kişiyle, büyük ihtimalle sevgilisiyle. Bu zihinsel bir yolculuk ve bunun itibarı ve değeri yapılan yolculuktan daha fazla. Evet, Akavan Salisi örnek verdiniz. Ben de onun kış şiirini anımsadım Zeres'ten. Yani kar ve kış da aslında hem çağdaş edebiyatta hem sinemada çok sık karşımıza çıkan bir imge. Sizin şiirinizde de çok var. Kitabınızda yine şiirlerden bir tanesinde. Ne kadar düşünsem de anlamıyorum karın bu kadar beyaz olmasının sebebini diye. Bu aslında kar fotoğraflarda özellikle sanki çok sadelik, böyle bir siyah beyaz arasında kontrast, negatif filmi bize çağrıştırıyor. Sanki böyle filmin aslına dönmek isteyen bir şey var. Ne dersiniz bu konuda? Benim bildiğim, ben de bilmişim ki geçişlerim. Yani ben karın neden beyaz olduğunu anlayamıyorum. Ne kadar düşünsem de anlayamıyorum. Bu tabiri olmayan, açıklanması olmayan, çok birbirinin içine girmiş cümlelerden oluşuyor. Bence bu şiiri böyle bırakmak gerekiyor. Eğer daha fazla yorumlamak istersem tefsire girer ve bence bu zor bir iş ve daha derinden bir şey elde edemeyiz. Biraz daha sade, eğer çocuklar gibi düşünmeye kalkarsak çoğu şeyin anlamını öğrenemeyiz. Eğer bir çocuk benden bir kar neden bu kadar beyaz diye sorarsa muhakkak onu ikna edebilecek bir cevabım olamaz. Bu cevap verememek bence doğanın karmaşık halini anlamamıza yardımcı oluyor. Neden kar bu kadar beyaz? Bu kadar, yani daha fazlası yok.
Kim ikna edilebilir, ikna edebilir bir cevap verebilir bize? Beyaz olan nedir? Bence bu şiirlerle bu kadar bu kadarıyla yetinmemiz gerekiyor. Evet. Yine bu fotoğraftaki temalar isterseniz gidelim. Karga aslında yine Selin'e adını veren canlılardan bir tanesi. Kargalar bu filmde de vardı. Sanıyorum kaplumbağadan sonra en uzun süre yaşayan hayvan karga. Ama edebiyatta genellikle daha çok olumsuz, akılsız olarak anılıyor. İşte karga ile tilkin hikayesi olduğu gibi. Siz nasıl görüyorsunuz kargaları? عرض کنم که تصور من اینه که برای همه ما یک کلیشه هایی به وجود اومده همه همیز این بعضی کلیشه در اولوشمش دورنده که جا داره که با تجدید نظر بهشون فکر کنیم تکرار گزدن گکیره رکنم اونları düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum همطور که اشاره کردین در فرهنگ ما در قصه های کودکانه ما بیزم کلتورمزده و چوجک هکایلرمزده کلاغ رو به عنوان یک پرنده شوم کارگای سویلمیان بورسوز بیر کش olarak görüyorum و دوز ایرجا هرسز ولی این مفهوم واقعی این حیوانات رو به نظر من نمیده. بنجه بو حیوانların gerçek anlamını vermiyor. آره کی بود اولین بار که اگر کلاغ یه صابونش رو از سر لب حوض برداشت نفهمید که این حیوان گرسنه است. یا حتی شوخ طبعه. بلکه birisi sabunu karda çaldığında onun acıktığını anlamadı. Belki onun şaka yapmak istediğini anlamadı. Hangi şair ilk kez kargaya hırsız sıfatını verdi? Normalde bir delil efendim ziyade böyle bir hareket mümkün başta bizim ki bir şey için birçok nedenimiz olabilir. Rezalet iş görüyorum. Onu yargılamak için. Ben bir workshop'i داشتم در یک کافی در ایران کافی سعدآباد سعدآباد sarayında bir sergim vardı. شانس رو داشتم برای که هر دوشنبه میرفتم با شاگردا و تنها بگم شانس من بود که این موجودات رو از نزدیک میدیدم توی کاخ سعدآباد کلاغ ها از مردم نمیترسن سعدآباد سراینده olan kargalar insanlardan korkmuyor biz de her hafta oraya gidip kargaları görüyorduk oradaki atölye çalışmamızdan ötürü Türkiye اشاره کردین اینها عمر طولانی دارن Dediğiniz gibi çok uzun yaşıyorlar. Bir kez bazıları İranlı, kesin bir sahne hem böyle, böyle davranıyor. 90 yaşın üstünde olan İranlı bir oyuncu. Ağabey entezami. Entezami. İlgi hatırı tarif mi kez bütün bir kelam var ki ben bana tüm boyu. Bir hatırası vardı bana anlatmıştı kargalarla ilgili. Ben şimdi onu size anlatmak istiyorum. Gürtüş ki ben der yek seriyali bazı mı kerdem. و لباس یکی از پادشاهان ایران رو که حدود 100 سال پیش زندگی میکرده در همون کاخ اون لباس رو پوشیده بوده و در این سریال بازی میکرد در داخل یکی از کاخ ها bir dizide oynuyormuş ve 100 yıl önce aynı sarayda yaşayan birinin kostümünü giymiş onu canlandırmak için. Tabii ki kendimi biliyoruz ki با لباس همون زمان با لباده های بلند و با اکسسوار مربوط به همون دوره از تاریخ ایران دوره قاجار کاچارلار دورانه ait کوستوم ده uzun کوستوم ده dışarıya çıktığında وقتی که توی صحنه میرم تو باغ قدم میزدم همه کلاغا دور من جمع شده بودن و با حیرت به من نگاه باغچه‌ye çıktığımda yürüyüş yaparken bütün kargalar etrafımı sarmıştı ve şaşkınlıkla bana bakıyorlardı اینو گیریم کرده بودن عین پادشاه آخرین اواخر پادشاهی
دوره قاجار و اینها تمامشون تصور کرده بودن که اون کسی که میساختنش دوباره اومده بیرون. بنابراین کاچار دونمنه ait kostümü giymişti ve 100 yıl önce yaşayan birisi olduğu için kargılar şaşkınlığında da ona bakıyorlardı. Çalaro واقعا 100 سال نگذری نکردید بتونید واقعا 100 سال kimse bir kargayı gerçekten 100 yıl bir kargaya 100 yıl bakmamıştır. Onların gerçek ömrünü öğrenmek için. Hadi میخوانی به یک ویژگی کلاغ اشاره بکنیم که پرنده‌های دیگه نداره. Şimdi karganın bir özelliğine değinmek istiyoruz ki bu diğer kuşlarda yok. Şüphelisin ciddiye ve onun hafızası. Bu şaka değil, bu ciddi, bu da onların hafızasıdır. Bir kelab 100 ساله که بچگی بچه بوده پادشاه رو دیده امروز از دیدن پادشاه دوباره یادآوری میکنه که این موجود قبلا دیده. O zaman yeni doğmuş bir kuş olan o karga daha sonra büyüdüğünde hala o insanı gördüğünde o hafızasında var. O yaşayan canlıyı daha önce gördüğünü anımsıyor. Şimdi biz nasıl bu hayvanın uğursuz olduğunu söyleyebiliriz? Ve bu fevkalade özelliğine nasıl değinmeyiz? Hiç kudum, hiç kes babam. Ben yeseri kar darım, adam mikonam rüya parandı. Ben şimdi kuşlar üzerinde çalışıyorum. Bazı filmler yapıyorum. Her çeşit kuş benim bu filmlerimde var. Ben tabaha, der tamam internet. Duye hemeye ve filmayı ki kodam geliştim. Ta hala eşkbazi in mucudat rum. Ben hemen hayvanat rum. Ben bütün hayvanların birbiriyle aşk oyunu oynadıklarına şahit oldum ama bu hayvanların aşk oyunlarına şahit olmadım. Manzuru men nesi ki dide şodan ya dide neşodan şek imtiyazı. Veli be hava ne biçegiye. Yani görüp görmemenin bir imtiyaz olduğunu söylemek istemiyorum ama bu bir özellik. Bu sadece mitunim ma in ke vajeye barha tekrar şude ye haya ru der modesh be kar veririz. Yani haya özelliğini onlar için kullanabiliriz. Hırsız yerine bunu söyleyebiliriz onlar için. توی تحقیقاتی که تو اینترنت کردن بعد از نمیدونم چی یادم نیست hatırlamıyorum internetteki araştırmalarda neden sonra hatırlamıyorum ama en zeki canlı olarak biliniyor. Dedin ki girdiği ki پیدا میکنن میبرن بالای جایی که آبرین رد میشن آبرین پیاده توی ترافیک از اون بالا میندازن که زیر پای آبر بره و برن و مغزش رو siz de görmüşsünüzdür cevizleri kırmak için yaya insanların geçtiği yerlere gidiyorlar oradan aşağı bırakıyorlar ki üzerine birisi bassın daha sonra bir onu yiyorlar. Ben bu malın nemayende kalaban canistan. Şimdi ben tabii kargaların temsilcisi olarak bulunmuyorum burada. واقعا اینترنت وقتی بدین نشانه های فوق العاده ای راجع به هوش اما اگر اینترنت ته یه araştırma yaparsanız bu hayvanın bu canlının zekası ile ilgili birçok şey bulursunuz. اینا رو گفتم تا حال برای یادآوری کنم که چقدر لازمه دوباره نگاه کردن. Ben bunları şunun için söyledim. Tekrar bir şeye bakmak, tekrar gözden geçirmek ne kadar önemlidir. و اکتفا نکردن به اون چیزی که به یه دلایلی پیشینیان برای ما با یه تعریف غلط تو بودید. Bizden öncekiler yanlış bir yorumla bize aktardıklarına yetinmemek. برای همین مفهرم نگاه شاعرا و این متمایز و متفاوت دیدن بنده شاعرین bu bakışları şairi. Farklı bakışa sahip olmaları şairlerin en önemli özelliklerinden biridir. Bir şair ki bir اطلاعات دیگه به ما بده که قبلا ما اطلاعاتو نداشتیم. Bizim daha önce sahip olmadığımız bilgileri bize vermek şairin görevlerinden bir tanesidir. البته خوب تأثیرات شاعران هم سر جاش تأثیراتش tabii şairane etkiler yerinde duruyor tabii onlar ayrı. Rahavan'ı işaret ettiğin bir zemestan. Rahavan'ın şiirine değindiniz kışla ilgili. Yani o tarifi ki ben kerdim. Pes şiiri Rahavan'ı sorus. Alamet sorus. Ki çera Rahavan?
چرا اخوان در مورد زمستان به این زیبایی انقدر من با تأثیر و تأثیر و رنج در بابده دوشم؟ Şimdi bunun üzerinde düşünmek lazım. Ehaban Salis bu kadar güzelliklerle dolu olan kış için neden bu kadar üzüntü ve dertle bahsediyor? İngiliz ki biraz adam mümkün bilgim ki teallumat yek şair bunvar nemayende insan bütün iyi tarif sanevi rocib tâsir bar duy in şair gözüştü bir şey bazenistan bu o derd-i rancı ki daştı ki Rabbi bizi Müslümanlar böyle taze yani bu şiiri bu şair kendi hayatında kıştan gördüğü belki acı ve derdi farklı bir yorumla şiirinde bize söylüyor. Ya da şöyle Şamlu uftadam ki eğer agerçe zibast şab Şamlu'nun şiirine şiir aklıma geldi. Gece güzel olmasına rağmen برای چه زیبا شب neden güzeldir gece ve برای که زیبا شب kimin için güzeldir gece اگر زمستان زیباست برای که زیباست eğer bir kış güzelse kimin için güzeldir خب شاعر دیگه داریم sen ki شاعر داریم به اسم پروین اعتصامی پروین اعتصامی adında bir şairimiz var fakat درد و رنجش رو دیگه زمستان ki o kışla ilgili sadece dertlerini ve üzüntülerini anlatmıştır. Barbayı tenkili mecmuri şu araz bu nokta nazarı hayır mutfave. Dolayısıyla her şairin farklı bakış açısı var. Hiç kudumuşum der, hiç muredi ide fix mister. Ve hiçbiri de bir konuda fix bir düşünceye sahip değildir. Kelab, herhal, atman mı dönem? Sohun göz dide. Karda muhakkak biliyorum sabun çalmıştır. Ama bence hırsız sıfatı biraz insafsızlık olmuş. Bir şair onun açlığını görüyor, hırsızlığını değil. Evet, sanırım hepimiz bundan sonra kargalara farklı gözle bakacağız. Bu temalardan yine devam etmek istiyorum. Pencereyle ilgili bir serimiz var. Hayata açılan pencere. Aslında bu tabii sinema için de çok güçlü bir metafor. Yani hem sinema hem fotoğraf hayata bir pencereden ya da çerçeveden bakıyor. Aslında sinema perdesinin kendisi de belki bir çerçeve. Ama sanırım bu anlamda böyle bir pencere ile çerçeve arasında bir ayrım da var. Yani pencere sanki daha bir şeffaf bir şey, bakıp görebileceğimiz bize saydamlık sağlıyor. Ama çerçevede ise bir kompozisyon var, görüntünün düzenlenmesi var ve bir yapaylık belki devreye giriyor. Siz bu pencere ve çerçeve arasında görüyor musunuz ya da? این که شما این سوال به ذهنت اومده من مطمئنم که حتما در ذهنت پاسخی بهتر از اونی داری که من میتونم بهت بدم. Bu soru aklınıza geldikten sonra muhakkak biliyorum ki benim verebileceğim cevaptan daha iyi bir cevabınız vardır şimdi. Bravo! Bravo! Aferin! Aferin! Çok saçma sapan sorular soruyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayın. Bir filozofla konuşuyorsunuz. Nacara bir karmi veren bir göğe çarpıyor. Bizim çerçeveyle alakalı marangozların kullandığı bir tabir var. Şimdi gel neydi? Neydi? Geyt. Geyt diyorlar. Farsça. Baz mefhume mahdudiyet. Bunun anlamı da yine kısıtlama. Yani ki pencere fonksiyonel. Dur karas. Halbuki pencere fonksiyonludur. Yani iki işler görüyor. Hem boyu çarpı sohbet edilir, yani duruş etmeyi yani hem etrafında bir çerçeve var. Yani mahdud mekane rabıtı var boyu cehan edilir, eğer nefes edilir. Yani eğer beğenmediğimiz bir dünya varsa, biz de o dünya arasındaki mesafemizi kısıtlıyor. Ve der aynı hal, yek fırsat liman mide ki eğer dilim ukhas, çizgi mesela pencere, o rüya o çarpı var, kanın bir cehan edilir. Eğer istersek o dış dünyaya pencereyi açmamıza izin veriyor.
60 pencere. Sizin burada gördüğünüz fotoğraflar 60 pencereden oluşan bir pencere fotoğraflarından oluşan bir kitapta var ki bu kitabın fotoğrafını da burada gördünüz. این به یه ایده دیگه ای در واقع عکاسی شده در طول 20 yıl boyunca farklı bir düşünceyle çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. فکرم اولین تأثیرات من روزی به این خونه هایی بود که صاحبان خانه به دلایل مختلف خرابی، کوچ، زلزله یا هر چیز دیگه منطقه رو ترک کرده بودن چارچوباش هم حتی در اومده بود ولی ما از داخل یک خونه ویرانه شاهد تماشای طبیعت غیر ویران Biz belki bu konuya, bu temaya yönelmemin nedeni bir bölgedeki evlerin tamamen boşalmış olmasıydı. Depremden, göçten harabeye dönmüşlerdi. Hatta evlerdeki çerçeveler de yerinden çıkmıştı ama biz o harabenin içinden harabe olmayan bir yere doğru bakabiliyorduk. Ben müddet-i azim kuna akosi mi kerdim? Bir süre ben bu evlerden, bu evlerin fotoğraflarını çektim. Yani az dahil kune با یه فضای تاریک karanlık bir ortamda evin içerisinde که یک سوراخ بزرگ هندسی باز میشد به طرف دشت و کوه و geometrik bir delikten dağlara çöllere bakıyordu. در واقع دو تا تاریخ رو در یه فریم ما میدیدیم. Aslında iki tarihi biz aynı çerçevede görüyorduk. چیزی که ساخته بشر بود عنوان خونه ev olarak beşer insanın yarattığı bir şey. Tahrip şudur bu. Harabeye dönmüştü. Tabiaten sahip bunu önce terk etmişti. Ev sahibi orayı terk etmişti. Böyle onun çirkatı bir pencere ya çarçuk peyda bu. Bir tabiat ziba ki hiç tabiri nekendi. Ama o çerçeveden görünen güzel bir dua vardı ki hiçbir şey değişmemişti. Ve hem zaman bir hunayı ki taze terrohi mi şudur. Aynı zamanda karar bud adam ha bir an bence zindir. İnsanların gelip yerleşeceği yeni yapılmakta olan sadece çerçeveleri dikilmiş olan binalar var. Ben tezade in dutar çizdi bu kim dost mu başta mı ben şimdi kere baktım. Fotoğrafçılığa başlamamın nedeni bu ikisinin tezat noktasıydı. Ama ki ben مجموعش کردیم بود شیفی کتاب کنار هم قرار گیره که اصلا بو فوتوگرافلار بیر آرایه گلیب کتابه دونشتونده یه مفهوم ثانوی برای خودم پیدا کردم بینیم کندیم ایچین ایکنجی بیر کاورام کازانده و اونم شگفتی و شکوه طبیعت بود که از یه چارچوب کوچیک پیدا بود یعنی ما از یک فرس بود پنجره دو متر یک هزاران کیلومتر زیبایی Doğanın ilginçliği beni etkilemişti. Yani biz bir çerçeveden, 2x1 metrekarelik bir çerçeveden muazzam güzellikteki bir doğaya doğru bakıyorduk. Bahçeye açılan pencere bu kitabın ismi. Farsça'da iki noktalı T yaşam anlamına gelir. İçinde yaşıyor olabilirsiniz ya da terk etmiş olabilirsiniz. Bu önemli değil. Biz bir insan olarak 60-70 yıllık sınırlı bir hayat yaşıyoruz. Zamanı olmayan sonsuz bir dünyaya bakıyoruz. Evet, isterseniz biraz seyircilerden bir soru alalım. Mikrofonumuz en arkada bir arkadaş var, sağ arka köşede. Ben میخوام که به خاطر اون تماشاگرایی که ایستادن ayaklara ایستاده ها یه سوال بکنن. Ayakta bekleyen izleyiciler için rica etmek istiyorum. Onlardan soru alalım. En arka köşede.
قبل از اینکه ایشون سوالشو بکنه من یک چیز بگم، یه احساسی نسبت به جمع شما بگم و این حضور دو سه روزم در اونجای بسیار غیر قابل پیش بینی با این همه علاقمند و این همه فضای فوق‌العاده خوبی که داریم و فرصتی شاید دیگه نمشه یادم بره که تشکر کنم از جرمودر بابت یه همچه فضایی که برای شماها و برای من در این لحظه بودم. من unutmadan sorunuzu sormadan önce bir şey söylemek istiyorum. 2-3 gündür buradayım. Germodern'den teşekkür etmek istiyorum. Hem sizleri burada benimle bir araya getirdiği için hem beni buraya çağırdığı için. Selam, merhaba. Türkiye'ye, Ankara'ya hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü sizi Türkiye'de yönetmen olarak hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerek festivallerden, gerek retrospektiflerden, özel gösterimlerden. Şimdi fotoğraf sanatçısı olarak da fotoğraf felsefenizle sizi tanıyoruz. Siz elbette sadece yönetmen, fotoğraf sanatçısı, şair değil, aynı zamanda bir filozofsunuz. Bir düşünürsünüz, kendi çağınıza tanıklık eden. Sizin durmanız gerekmiyor, o şeyleri yapıyor. İçinde yaşadığımız dünyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğunun insanları bir gün birleşip güzel bir şekilde yaşayacaklar mı? Sanatla birlikte birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanıyarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok fedi memnunum bu samimiyeti için nişan beni bu şekilde yardımcın için teşekkür ediyorum. Teyide şuma miyim? Çok bana miyim? Çok kardım ki onlara. Ben de sizi teyit ediyorum. Ne iyi ettim de geldim. واقعا تصور نمی کردم که با یه من و دوستانم حالا من دفعه دومی که میام من اینکه کسی بوده ترکیه گفتم تصور نمی کردیم با یه همچون فضایی و یه همچون جمعی böyle bir atmosferle böyle bir toplulukla karşılaşacağımızı ben ve arkadaşlarım hiç beklemiyordum. سوالی که شما کردین واقعا پاسخش خیلی خیلی دشواره برای اینکه پارامترهای متعددی نیاز داره برای اینکه ما با خوشبینی به شما بگیم که امیدواریم یه روز ما در کنار هم دیگه یک زندگی بهتری داشته باشیم. جواب vermek gerçekten çok zor çünkü gelecekte umutla geleceğe bakmak ve bir araya gelebileceğimizi söylemenin birçok farklı dinamiklere ihtiyacı var. همین جمع کوچک رو نمیتونیم نادیده بگیریم و ناامید باشیم روز به آینده. اما با کوچک توپلوگ göz ardı edemeyiz ve geleceğe karamsar, kötümser bakamayız. Hemen tecemmü, ben azarımın bemen, umid mide ve hoşbini mide nesvet bayağı. Bir araya gelmek bana umut veriyor ve beni geleceğe olan bakışımı iyileştiriyor. O vücudu ki, manoşin nis ki siyahi haru dert nemi kalem ve şerayeti duşvar zelde kerden rubu khusus روز به روز سخت‌تر و دشوارتر نادیده می‌گیرم. نه، اینا رو باید ببینیم ولی ما چه راه حلی واقعا داریم برای اینکه که فضاهایی ایجاد بکنیم که گاهی توش یه نفس بتونیم بکشیم. طبیعی که اون فضا سیاه نقطه‌ها رو görmediğim anlamına gelmiyor. Gün geçtikçe artan zorlukları görmediğim anlamına gelmiyor. Ama bir çözüm yolu ne olabilir? İçinde bir gün rahatlıkla nefes alabileceğimiz bir dünya için. Teşekkürler. Sesim.
Merhabalar, hoş geldiniz. Filmlerinizi izledik, biliyoruz. Ve son bazı filmlerinizi yurt dışında çektiniz. Şu anda yani burada işte yaklaşık yarım saattir buradaki varlığınız süresince verdiğiniz enerji diyelim ve yollar hakkında anlattıklarınız, içsel yolculuk ve bunların bana verdiği izlenim çerçevesinde birçok yurt dışında film çekmek zorunda kalmış yönetmenin çektiği sıkıntıları eminim çekiyorsunuzdur ama içsel derinlik veya aldığınız güç herhalde yani tahminen söylüyorum bunu. Bu kadar kuvvetli olsa gerek herhalde bu yurt dışında film çekme durumu sizi çok fazla etkilemedi mi? Veya etkiledi mi? Teşekkür ederim. خب من اگر فقط به بخش آخر باید فکر کنم اگر سایده سون بلومه دوشنمم گرکرسه سوال بایی تموم شد که آیا کار کردن در خارج از کشور تأثیر روی من گذاشته یا نه یورت دشنده چالشمک بنیم üzerimde etkisi oldu mu olmadı mı من باید به این جواب بدم اونا جواب بدم گرکر از من نپرسیدین چرا خارج از کشور یورت دشنده ندن film yaptınız diye sormadınız bana. Kodam amadı kendimden ki beyin cevap eden ve çok ne yapıyorsun bana bayım. Buna cevap vermek için hazırlamıştım kendimi ama sormadım. Ki çera ve çe tahsili bu işte. Neden ve nasıl etkisi ne oldu? İn tahsil, tahsil musbeti bude be nazar man. Bence bu pozitif bir etkiydi. Ve pasuk ve yek suali bud ki hemişe der zihnem daştem. Her zaman zihninde olan bir soruya cevaptı. Ve hiç vakit be tur qat'inim tusam bir cevap. Ama hiçbir zaman kesin bir şekilde ona cevap veremiyordum. Ve onun bu ki ما به عکس اون چی که فکر میکنیم اختلاف زبان، اختلاف فرهنگ و اختلاف مذهب اینا تفاوت جدی در ما ایجاد نکرد. او دا شدور بیزیم ارامزدکی دین، کلتور و دین فرقی بیزیم ارامزدا بیوک بیر فرقلیک یاراتمامیشتر. ما همه به هم شبیهیم. Hepimiz birbirimize benziyoruz. Sıta çarptı filmden bir yun kar kerdim. Ben 3 ya da 4 filmi dışarıda yaptım. Ve hemen şu ben bazı ki film tamam şu kar nerem ki film çok iyi oldu. Filmler mesela bu kadar da film değil. İyi miydi kötü müydü onları yargılamayacağız şimdi. Abi, ispat yine ki maçlar varmış abi. Bizim birbirimize ne kadar benzediğimizin ispatı yok bunlar. Çıkardı. Masalı bunun şebi hem diyez. Sorunlarımızın, duygularımızın birbirine ne kadar yakın olduğunu. Şadi hamun şebi hem diyez. Rancımın şebi hem diyez. Dertlerimiz birbirimize benziyor. Der benim surat ben az koca mı fahmedim ki o ye merde aşık 84 ساله ژاپنی فیلم می‌سازم. نمی‌ساخته بشه. Aklıma gelirdi 84 yaşında yaşlı bir Japon'da film çevirmekten tanımıyorlar. یا یه دکتر جوان 20 ساله‌ای که در شرایط خیلی دشواری در یک شهر بزرگی مثل توکیو زندگی می‌کنه. یا در توکیو gibi büyük bir şehirde zor koşullarda yaşayan 20 yaşındaki kızı. هیچ شباهتی، هیچ اختلافی به نظر من با یه دختر شهرستانی ایرانی نداشت که الان برای تحصیل وارد تهران بزرگ میشه و با چه مشکلاتی داره Bence bunun İran'daki bir küçük bir şehirden Tahran'a gelip eğitimini sürdürmek isteyen genç bir kızla onun karşılaştığı zorluklarla hiçbir farkı yoktu. Kulası bakım cevabı turbeden, hiç maça ben şeyim.
kısaca cevap vermek istersem, biz birbirimize ne kadar benziyoruz? اون هم اختلافی که در باب تلویزیون ها اخبار و دولت ها در باب دلش میخواد بین ما ایجاد بکنن رو حقیقتا از طریق این فیلم ها هم میبینم نداریم تلویزیون برن حکومت برن کلتور و یا فرقی yollarla bizim üzerimizde yaratmaya çalıştıkları etkiyi ve fark bizi birbirimizden uzaklaştırmam gerçekten aramızda böyle bir şeyin olmadığını görüyorum ben. Tam ha bu şadi ama eyvallah. Üzüntülerimizin ve mutluluklarımız birbirinin aynısıdır. Eğer aksi radyografi az kolon begirin, tefavut farhang ve milliyet ve zaban ve dinimun der aksi amir radyografi teşkisiz mukadir. Eğer biz radyografi bir fotoğrafımızı çekersek hepimizin milliyeti, dini ve dili birbirimize benziyor. Merhaba tekrardan, hoş geldiniz. Ben bir film yönetmenliği öğrencisiyim de sizi ve sinemanızı yakından takip ediyorum. Yeni İran sineması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Devrimden sonraki kadın yönetmenler hakkında ve kısa olarak Türk filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler şimdiden. Evet, dobulmuyum. ما متاسفانه خیلی به دلیل گرفتاری‌های مختلف تغییر نکردم سینمای و جریان سینمای ترک رو در سال‌های اخیر maalesef son yıllarda yoğun tempodan dolayı Türkiye'deki sinema trendini takip edemedim. من همون فیلمایی رو دیدم که به هر حال اینا این شانس اینو پیدا کردن که از چارچوب کشورتون خارج بشن و بنابراین من قضاوتم دوچه به سینمای امروز ترکیه محدود میشه به شاخص‌های کارگردانی شما همونه که میدونید یعنی من ترکیه‌ده sadece yurt dışında temsil edilmiş filmler hakkında bilgi sahibiyim dolayısıyla onun dışında çok bilgim yok maalesef اینن همین مشکلی که شما یعنی من دارم با سینمای واقعی شما شما و همه جای دنیا دارن با سینمای واقعی ما Bizim sizin gerçek sinemanızda olan sorununuz sizin ve diğer dünyanın diğer yerlerindekilerin bizim gerçek sinemamızla olan sorunuyla aynıdır. Bu mayer angoşumari kargerdan hastim ki bu dünya şenakta şudim, şenakta şude hastim, filmamın bizim yaz ve şumam tamam iştiydi. Parmak sayısı kadar yönetmeniz ki filmlerimiz gün yaptı ve sizler bunları izlediniz. Bari bak bigen ve vavge nerek bu işe gelse nefsliği maha beterlerini istedim. Ben gerçekten bunu söylemek istiyorum. Biz en iyiler değiliz. Yük mumki cebni ve fokulade cesu ba şivayı istifade az durbinayı dijitali ve be vavge sinemayı mustaqil ba hazinayı feli kem در حال شکلی هم در چند سال گذشته که ما و من خودم نسبت به اونا قبطه میخورم به دلیل این همه احساس آزادی و کار کردن با محدودیت های غیر قابل bir genç cesur girişimci sinemacılar var ki son zamanlarda ellerinde bulundurdukları dijital makinelerle bağımsız bir şekilde sinema yapıyorlar son gerçekten bunlara gıptayla bakıyorum. Kısıtlı imkanlarla bu işi yürütüyorum. Ben bu konuyu danışıyor işte sinemayı ve şuma miyem ki tamam mesuliyet muvaffakiyet ya adam muvaffakiyet با خودتونه و اصلا این رو به دلیل شرایط دشوار کار کردن به گردن کسی نندازین برای که Ben bu var nemune mi gel? Aradım işte Ankara oynayacağız. Bildiğiniz gibi ben bu. Ben sizi bir sinema öğrencisi olarak şunu söylemek istiyorum. Başarınızı ya da başarısızlığınızı çevreniz ya da imkanlarınızla yargılamayın. Ben bir etrafımda olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hududu 130 ta film sazı evvel imsal madaştı. Bizim bu sene 130'a yakın ilk sırada yer alan yapımcımız vardı. بدون استفاده از امکانات دولت بدون گرفتن وام به عنوان فیلمساز مستقل
130 نفر فیلم بلند به فستیوال امسال ارائه کردن. اون سنه هیچبیر devlet yardımı almadan, kredi yardımı almadan festivale, film festivaline 130 uzun metrajlı film yaptılar, gönderdiler. اینو بمانه اطلاع میگم و بمانه باز به خبر خوش برای دوستی که گفتش که آیا ما با آینده میتونیم امیدوار باشیم یا نه، میتونم بگم که تا وقتی این نیروها وجود داره، نیروهای به واقع مستقل و بدون وابسته به دولت و سرمایه میتونن کار بکنن، یه امیدی به آینده میشه. اگر هرهنگی بیر سرمایه و devlet yardımına bağımsız bir şekilde çalışma imkanı bulanlar varsa o geleceğe umutla bakabilir miyiz diye soran arkadaşımıza söylemek istiyorum. Evet, geleceğe umutla bakabiliriz. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek heyecanlandırdı beni. Mutlu etti. Eğer heyecanımı aşıp cümlelerimi toparlayabilirsem 3 sorum var kısa. Yıllar önce çıktığınız bir yolculuk, sizde ruhunuzda derin izler bırakmış bir yol, sizi bir yerden bir yere götürmüş ve oraya vardığınızda ruhunuzda etkileri olmuş bir yolculuk. Bu yolu yıllar sonra tekrardan geriye doğru izlediğinizde ne hissediyorsunuz, nasıl hissettiniz, ne hissediyorsunuz? Bunu paylaşır mısınız? İkincisi, yönetmenim sağlık. İzin verirseniz tek tek sorularınıza cevap vermek istiyorum. Menzul kurum mu? Hangi yolculuktan bahsediyorsunuz? 30 dakikalık filmlerdeki gibi bir yolculuktan. Hepimizin yolculuğundan aslında. Yaşam yolculuğundan. خیلی مهمه که یکی دیگه زندگی بزاریم به پشتیترمون نگاه کنیم نگاه کنیم شیر geçmişe baktığımızda üzülmemiz çok önemli. این معنی شیر نیست که هر کاری که نگاه کرده باشیم تا özüm باشیم. Bu şu anlama gelmiyor. İkna olmak için sadece istediklerimizi yapalım. Yani kim o be? Yani kim o? Çera? Çera ne kılsın? Çera ne kılsın? کمک میکنه به اینکه از رضایت داشته باشیم برای انجام konumumuzu anlamak ve neden bazı şeyleri yapamadığınızı anlamak sizi ikna etmeye yeter ve daha sonra yapabileceklerinizi sizi teşvik eder. Ben kısa söylemek istiyorum. Çünkü biliyorum iki sorumuz daha var. Aslında çok soru var, o yüzden... Çok kısa, uçak yolculukları size ne hissettiriyor? Daha bitmedi. Pardon. Ben narazi nisten, az bu çeke tabağını. Bugüne kadar yaptıklarımdan üzüntü duymuyorum. Ben ki, kim mitunestem, encam bedem encam. Çünkü yapabileceklerimi yaptım. Ne o çizgi gibi mi kastem? İstediklerimi değil. Takriben mesela ki o çizgi gibi mi kastem encam. Neredeyse istediklerimi de yapmış olduğumu görüyorum. Sonu duvumu diye kurdu rahat edin. Bu birinci cevap. Umarım ikinci sorun daha kolay olur. Uçak yolculukları ne hissettiriyor size? Çünkü filmdeki yollarda hep izler gördük. Manzaralar, hayvanlar, yavaş giden arabalar, fotoğraf. Tüm bunların karşısında şimdi giderek hızlanan iletişim var ve bizi bir yerden bir yere taşıyan uçaklar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Pasuhay Tulani bana bir talep edeyim. Bunlar gerçekten uzun cevaplar istiyor. Baray men musafirat bu havapiman git. Tahakkuk yek rüyas. Benim için uçakla yolculuk bir rüyanın gerçekleşmesi. Bana talavat ki kenarlarından mı bendem, çeşmem mi bendem ve hiç kari encam nedirem gözün ki yeni noktayı veren bir noktayı. Kemerimi bağlıyorum,
gözlerimi kapatıyorum ve bir noktadan diğer bir noktaya gitmekten başka yapacak bir işim olmuyor. Yok, ben geçildi yakın bir yan, ben bir yek ma, maderi daştan, metasifonu, furken, benim, şumayı bozaştı. Maalesef 6 ay önce hayatını kaybeden annem vardı. Un beni Kanada bu İran zindegimi sen. Kanada ile İran arasında yaşıyordu. 6 ay orada, 6 ay buradaydı. Müddet ki İran bu, ben bedeli giriftörüye vakt ne kerdimden benim bedeli. İran'dayken ben yoğunluktan dolayı kendisini ziyaret etme zamanı bulamadım. İken ezmen durum. Benden biraz uzakta yaşıyordu. Zeyzeden ki dönem bir yan bebinem ve kurban emşek dönem bir yan Kanada. Kendisini aradım, seni ziyarete geleceğim dedim ve bu gece Kanada'ya gideceğini söyledi. Kurban bay esası buna, kuftan başı. Ali Fardo ya pas vardı zaten de bunu beraberim ki ben Toronto'ya, در ونکوور و احوالم گفتم خسته نشدی این راه طولانی رو من kendimi kötü hissettim ve 2 gün sonra Toronto'daki kardeşimi aradım ve kendisiyle annemle konuştum oradaydı ve acaba bir yolculuk seni yormadı mı diye sordum. Ablam da dedim 107 yaşındaydı. Vefat ettiğinde 107 yaşındaydı. Bunu söyledi. Ben to 102 yaşındaydı. تنها سفر 102 yaşına kadar yalnız yolculuk yapıyordum. Beş kuram hasta nasıldı? Bu para çi hasta şu an? Kendisine sordum, yorulmadın mı? O da bana neden yorulayım ki dedi. Sarıcam nişaste budam. Azamam dişten gelirim. Der hali ki tuhbune kodam bayar. Bekarım kodam bayar. Beş kuram kodam bayar. Bepazam. Ali önce rahat nişaste budam. Sen kaybol kaçtın. Çıra dedi. Bunu niye sorduğumu bile şaşırdı. Çünkü dedi ki uçaktaydım, oturuyordum, hatta yemeğimi bile önüme getiriyorlardı. Halbuki evde alıp yıkamak ve pişirmem gerekiyordu. Yani ki, anam benim, ne düzenim gibi, hep seferi verdi bu. Sideyden Van Markel sürdüm. Ne grup tahkir de var. İşitim tercihamı, fenyam kimden gidiyor. Bir emkalatsız ki para hem şöyle. Doğrusu ben heyvanatı gösteriyorum. طبیعت رو دوست دارم اما این دلیل نمیشه که برای اومدن اینجا و رسیدن شما ده روز تو راه باشم. من bu tabii hayvanları seviyorum. Doğayı seviyorum. Ama sizi görmek için buraya kadar gelmek için 10 gün yolculuk yapmam anlamına da gelmiyor bu. Maz kune man to kune şuma inja 2 saat 50 dakika. Benim evimden buraya kadar 2 saat 50 dakika. Ben ki duvarı davet koyayım, o kemalim ben miyim, çok bahav oldum. Dolayısıyla eğer tekrar davet ederseniz, sevinerek tekrar geliriz, biz şimdi uçakla geliyoruz. Çok iyi bir sunum vardı, onu da alalım. Siz ayağını isterseniz mikrofon sus. Sonra hemen geçeceğiz. Burada bulunan Türk dostlarımızın yanı sıra bizler de İranlı ve Farsça konuşanlar olarak sizin burada bulunmanızdan dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bundan 10 yıl, 12 yıl önce eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi bir üniversiteye gelip konuşma yaptığını, ben burada değildim tabii, belki o zaman da oradaki dinleyiciler aynı heyecanla ve sevinçle onu dinliyorlardı. Bugün de bir başka şahsiyetimiz burada. Cevabını şuna da orta rakamlandırmış sinema, ay. Bu kadar hemen şu doğduğu hınar var.
sizin şiir, sinema ve fotoğrafçılık ki her biri özel uzmanlık alanları gerektiren konulardır. Siz bunları birbiriyle bağlayarak sanatınızı yapıyorsunuz. Bu yönteminizin nedeni nedir diye soruyorum. سانه بسیار جامعیه ولی پاسخش رو شاید من نتونم بدم ولی که من یک مسیر رو طی کردم و هیچ کدوم کارهایی که کردم با تصمیمات قبلی نبوده و حتی شاید آگاهانه ارتباط این هنر هم دیگه نمیدونست من Ben bu yola çıktıktan sonra belki hiçbir şey hesaba katmadan yola başladım. Dolayısıyla bu sizin sorunuza tam bir cevap veremem çünkü her birini ayrı şekilde yapmıştım bu bahsettiğim sanatlardan. Şimdi alan bitinem fikri kanan işaret ettim bu Sa'di ve Hafız. Şiir bunahayı ki yani haykuhayı ki az inha birumade. با عکاسی که میکنن، با فیلمی که میسازن به نظرم یه شباهت یک فصل مشترکی بین همه اینا میباید بگیر سادی و حافظ شیرلرینه ده دیمدینیز شونو سویدیبیلیرم بونلارن هپسینین آراسیندا بیر اورتاک بیر اوزرلیک اولماسی گرکیور این همون چیزی که شما با من تماشاگر هم به اندازه من باید دیده باشید Bunlar birbiriyle çatışma zıtlığı içerisinde değiller. Sizler de izleyiciler olarak benim kadar bunları görmüş olmanız gerekiyor. Öyle şebahat aksa bu filmha şebahat bir vakıda men inkar. Fotoğraflar ile filmler arasındaki benzerlik inkar edilemez. Sayılar sadeliğe der hemen. Bunların hepsinde sadeliğe, sadelik ön plana çıkıyor. Sadeliğe ön plana çıkarılması için çalışıyor. Şiirler de yine aynı şekilde. Bir film yapıyorsam acaba bunun şiire benzer bir teması var mı diye düşünüyorum. Hem Türk'ün gibi değil, azır... یه مقداری باز ناخودآگاه حالا که کارم بکنم دارم از این که به مسائل اجتماعی روز بپردازم Şimdi baktığımızda görüyorsunuz gündelik hayattaki sorunlara dahil olmamak için çalışıyorum. Ya رنجی هست یعنی موضوع رنجی هست یا موضوع شادی هست هر کدوم اینها مربوط به یه تاریخه نه مربوط به روزمرگی الان و امروز و کشور کنید من فرض میکنیم که به شعر ایرانی وقتی که برخورد میکنیم که کتاب نیمایی که من کار کردم با یه شعر شروع میشه نیما کتابه مثلا به این چالشگاه شعر کتابه یه شعر باشده میگه من ندانم با که گویم شرح رنج دردی کمین به کنوشجامو بیمیارم ولی وقتی خودت من کل قدر شعراشو میخونی هیچ جایی به نوع رنجش اشاره نمی کنی اما شعرلرینه اوکودوگونوزدا هیچبیر یرینده درده دیمیار شما حالا برگردیم 800 سال پیش یه شاعر دیگهای مثل حافظ اونم همینجوری شعر میگه Altıncı öncesine bakarsanız yine hafız aynı şekilde işiniz için yazıyor. Onun hem rengişi nemi gelsin, kim yazıyor? Acısını nereden kaynaklandığını söylesin. Onun çiziz ki onu cüda mikone az ruzmerliği, az mesail ruz ve mesail serihi içtimali. O da bu aslında onu gündelik hayattaki سکنده واجبردان آیده که ما به عنوان مخاطب، به عنوان یک خواننده تعمیم میدیم رنج خودمون اون راجع به رنج حرف میزنه آجه حقیقتونه کنشور و بوده بیز اکولار اولارک کندی آجیلارمزی ولی از اونجا که راجع به نوع رنجش حرف نمیزنه من باش یه رو همزاد پنداری میکنم من رنج خودم رو جایگزین رنج میکنم آجیسینا özel olarak değinmediği için ben de doktor این شیوه کار کردن
شیوه سطور مردم به خیلی ها نیست و نقل کارهای من میگرد با نمیفهم چه شد چرا رنج روزیدی به رنج ما هر Çoğu eleştirmenler benim bu çalışmama eleştiriyorlar ve neden bizim insanlarla konuşmuyorlar? Yani ben cembe-i şairaneye, yani az bir yerim yaptığımdan bir şey var. Bir hafızam ben annem genel bir şiir. Ama ben bu şiirler hakkında şunu diyorum, hafız da, mima da acısının, derdinin ne olduğunu söylemiyor diyorum. هیچ اثر عمیق شاعرانه یا هیچ اثر عمیق هنری صراحتاً مرشد بود هیچ bir sanat eseri derinliğe sahip bir sanat eseri bu şekilde spesifik bir yere gitmiyor genel olarak hem genel demeye hem dediye من اون میطلبه رنجشی من نیما رو خوندم توی شعراش هیچ کدوم نبود ولی در نامه هایی که نوشته بود به یک کسی به اسم دکتر پرویز ناطق خانلوی یه جای نوشته بود فقط شبا سرده که من با وجود پوستین نمیتونم بشینم و شعر بگم نیمانم شعر شعرلرینده görmüyoruz ama نیمانه پرویز ناطق خانساری adında birine yazdığı mektupta görüyoruz orada diyor ki üzerinde mont olmasına rağmen o kadar üşüyorum ki oturup şiir yazamıyorum. جایگاه هنر یک جایگاه رفیعیه که امیدوارم که بتونیم پیدا کنیم جا رو ولی اینکه قرار نیست که ما روزنامه نگارانه راجع به مسائل بشری حرف بزنیم. دولایسی به سنتان یعنی همه تلویزیون ها و خبرها دارن میدن. بس سنتی وزیدهشتیرمالیز. بنو زاتن من نگرانم که دوستانی که سرپایی سدن خسته شده باشن آیاکتران دوستانمزم یورولدون نمیدونم چه حد بستی که در خدمتون هستی ایکی دیگه بیش سورو سوریجم من 15-20 دقیقه دا وقتیمز وار ایکی سورو داریم اونه ایشون چیدیم سیز بوینیم Buyurun, buyurun. Aynı coğrafyanın insanları olduğumuz fikrine katılıyorum kesinlikle. Bunun üzerinden giderek bir soru sormak istiyorum. Ülkemizdeki bu şah zamanındaki baskıdan kaçan, ülkemizden kaçan sanatçıların üzerinden giderek siz şöyle bir şey söylemiştiniz kendiniz hakkınızda. Yani kendinizi meyve veren bir ağaca benzetmiştiniz ve ülkesinden giden bir sanatçının meyve veren ağacın kökleriyle onu başka bir yere taşıdığınızda gene meyve verebilir ama meyvesi hoş olmayabilir benzetmesiyle yola çıkmıştınız. Şimdi bizim ülkemizdeki baskı da, sanat üzerindeki baskı da sizin zamanınızdaki baskının farklı bir formu. Şu an biz onu yaşıyoruz. Sinema sever olarak soruyorum bunu. Siz o zamanlarda bu baskı üzerinizdeyken sinemaya ve sanata nasıl tutundunuz ve nasıl yollar izlediniz ki bu bizim için de bir örnek olsun, bir yol olsun ve yolumuzu aydınlatsın. Evet. اینکه چطور من دستاویز سینما یا هنر شدم سینما یا صنعت نصب کردم واقعا ارتباطی به فشار نداره اونم گفتم باسکی داشت رو علاقاسی اون ناشی از یه بی‌قراریه که از کودکی با من همراه بود چوجوکلوندان بری بانا اشلی کردن یه قرارسیز یه یارامازدن اثری بنابراین باید بگم که این فشار فشار خارجی نبود یه فشار درونی بود بایسیل بود دیشاردن دهیم ده ایچاردن اولا بگیم باید دلم میخواد بیشتر به اون فشار دومی که در سر ناملایمات و در سر شرایط همه جا یه جوری به خصوص در جهان سوم باشه است دست به گریبانی میده اون بخواد اما ikinci kısımda hepimizin bir şekilde karşı karşıya olduğumuz daha çok üçüncü dünya ülkelerinde olan baskıyla alakalı söylemek istiyorum. ببینید این یه واقعیته که میزان تحمل ما
Baham diye duyulandı. Bu bir gerçektir. Bizim tahammül sınırlarımız birbirimizden farklı. Ben emiren bağlar dönem ve itibar dönem ki maa sahibi ihtiyari. Hoşbakt. Derinlikten, derin bir şekilde inanıyorum. Biz kendi kararlarımızı verebilecek durumdayız. İnan baz guftem, kabul dönem ve ki maa mugavimet hamun ve hem beraber miyiz. Bizim dirençlerimiz aynı değil. Bunu da tekrar söylemek. Hamdur ki işare kerdin. بعد از انقلاب با فشارهای موجود اقتصادی و فشارهای دیگه devrimden sonra انقلابdan sonra ekonomik olsun diğer baskılar olsun ما بسیاری از همکارامون این شانس رو داشتن که انتخاب کنن ماندن یا رفتن böyle bir şansa sahipti ki seçim yapsınlar kalmak ya da gitmek arasında seçim yapma و خب بعضی اونا رو من وقتی میام بیرون همیشه میبینم دوستای قدیمیم هستن بعضی eski dostlarım و تو گفتگوهای خیلی انتیم و دوستانمون که یه جایی هم منتشر نمیشه به این باور میرسیم که ما یه رنج رو با یه رنج دیگه عوض کردیم یک رنج رو در واقع ما که موندیم یه نوع رنج رو داریم تحمل میکنیم با او که از ایران رفته یه رنج دیگه Biz bir araya geldiğimizde, tabii bu konuştuklarımız bir yerde yazılı çizilmiyor. Şu noktaya varıyoruz, her birimiz farklı acılar yaşadık. Şerayet ideal neyiz var mı? Yani terk eden ya da terk etmeyen farklı acılar yaşadık. Hak ve intifak aslında. Ama buna sevinebiliriz ki seçim hakkımız var. Eğer fikrim ki ma in şerayeti darim ki bir serzemin intifak. راهی رو انتخاب کنیم که از این رنج خلاص بشیم و بتونیم فعالیت‌های بهتری بکنیم و به قول شما میوه‌های بهتری بدیم این به نظر ما خواهد بود. daha iyi meyve verebileceğimiz bir yeri seçme konusunda bence bu imkansız bir şey. من انتخاب کردم بمونم. ben kalmayı seçtim. بعضی از دوستانم انتخاب کردن برن. bazı arkadaşlarım da gitmeyi seçtim. Ben böyle kuram iftihar midunam mundan ru. Ben kendi adıma bunu da iftihar ediyorum. Ne nakd mikonam kesari ki rastı. Ne de gidenleri eleştiriyorum. İn ru baz man be itibare o iki az şairane buzurg İran Rüstem Sa'di mi? Ben bunu tekrar bir şiirle İran'ın büyük şairinden Sa'di mi? Bir şiirleri mi ge? Amide sakt. Bunu çevirmek çok zor. میگه سعدیا سعدیا حب وطن وطن دوستی ای سعدی وطن سیمک گرچه حدیثی است شریف باز انکار edilemez bir gerçek olmasına rağmen نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم هر جو به ما خوش میداره حق داریم بریم bir kere yaşıyoruz ve nerede mutluysak oraya gitme hakkımız var خب من انتخاب کردم موندم رنج های موندگاری رو دارم تحمل میکنم من کارمایی سشتم و کارمانن ولی من بهتر کار میکنم اینجا انتخاب بدم daha iyi çalışıyorum دوستانی که از ایرون رفتن و گاهی میبینم زندگی های پوستایی بهتری دارن از من یوم دوشونه کنن دوستانی görüyorum bazen تن رنگلری benden daha güzel görüyorum bu yani yapacak bir şey soralım çünkü küçüğünde çok yorulduk yöresterimi. Peki öncelikle merhaba. Godard haklıymış bu arada. Daha deminki İranlı arkadaş gibi bayağı hazırladım burada. Farsça falan söylemek istiyordum ama berbat ederim diye hiç girişmeyeceğim. Türkçe devam edeceğim. Ben hayatta bazı şeyleri yani kendi adıma önemsiyorum ve bazı kişilere
cidden hayatta saygı duyarak onların peşinden gitmeye çalışıyorum. Sizin gibi. Bunun dışında peygamberler gibi, sanatçılar gibi, bilim adamları gibi ve katiller gibi. Yani Hitler, Stalin, din adamları, dini alet eden insanlar. Hayvanlara eziyet edenler ve yani özellikle şu yakın zamanda mültecileri ülkelerine almayan devletleri. Benden yaş olarak büyüksünüz. Ama içimizdeki ruhaniyet, yol sevgisi, hayvan sevgisi, edebiyat yaşımızdan daha yakın birbirimize. Ve hayatta birçok şeyi gördünüz yaş olarak. Birçok şeyi, acıları, mutlulukları vesaireyi tattınız diye düşünüyorum. Ama mesela benim gördüğüm bir şeyi görmediniz. Yakın bir tarihte mutlaka haberiniz vardır belki. Bodrum'da Suriyeli bir çocuk sahile vurdu ve öldü. Ben bunu gördüm. Daha demin İranlı arkadaşla konuşurken bir şey söylediniz ve biraz üzüldüm açıkçası. Dediniz ki gündelik hayattaki sorunlar tarihle ilgili, benimle ilgili değil gibi bir cümle kullandınız ve şeyden bahsettiniz. İranlı şairlerimiz, Hafız, Sadi, bu insanlar işte hatta üzerimde mont olmasına rağmen üşüyorum, yazamıyorum gibi bir işte kıta okudunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya, sanatçı gündelik sorunlarla ilgilenmemeli gibi bir mesaj çıktı konuşmanızdan. Bizim ülkemizde de çok değerli şairler. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali ve eskilerden Nefiye gibi insanlar ve bu insanlar birçok acıya gündelik hayatlarını önemsemeyerek sanatlarını yine icra ederek insanlara bir şeyler anlatarak devletlere işte diktatörlere boyun eğmediler, karşı durdular. Ben bu konuda ki sizin de böyle olmadığınızı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum gerçekten. Sizin mesela özellikle bu yani son dönemde Suriyeli durumuyla ilgili yani ülkenizde takip ettiğim kadarıyla bu tarz ki yakın 3 hafta gibi bir sürede İran'a gidip belgesel çekeceğiz. Ben de yani sanatçı konusunda dediklerimizi pek şey yapmıyorum ama yani siz bir şeyler yapmak ister misiniz bununla ilgili? Ruhaniyetten çıkıp biraz daha gündelik hayatla ilgili bir şeyler yapmak ister misiniz? Çok özür diliyorum. Sadece bir sormak istedim. خیلی ممنون. من فکرم یکی دو روز قبل من یه جایی روی اشاره کردم به اون عکسی که در ساحل دیده شد. من سن درسان بر ایکی گون اونجا بیر سویلشیده او بحثتینیز فوتوگرافا دیگه. این عکس به محض انتشار تقریبا در هیچ روزنامه و مجله در ایران نبود که روی جلد نرد. Bu fotoğraf yayınlandığı gün İran'daki bütün gazeteler ve dergilerde yayınlandı. Bazı az tasavvir müstahil var, bazı az itifakat. Unçenan ta'asiri kudeşi migzare ki be nazar man hunarmanda der vage nakşi diye peyda nemikar. Ben fakat mislim tamashagar başan ben inke kudret un tasvir unqad ziyade ki diye der vage muhtal mishe. Yani ye hunarman chi mitune جذابتر، چی میتونه تأثیرگذارتر و کوبنده تر از اون تصویر اون بچه در ساحل بگه. او کدر بعضی görüntüler ve haberler güçlü ki artık sanatçı bunların karşısında hiçbir şey yapamıyor. O kadar cazip ve her şeyi açıklıyor ki sanatçı artık hiçbir şey yapamıyor. Bir dünyayı salladı. Fikir میکنیم تریبسی یک اثر اون میتونه یه همچین تأثیر yani hiçbirimiz bir eserimizle böyle bir etki yaratamayız.
این اصلا معناشی نیست که من نسبت به اون بیتفاوت بودم. او اونا قرشی کسی میتونه ایلگیسیز بودونو هیچبی شکلی گسترن. منتها این به نظرم در یه اثر هنری که در یه روزگار نمیدونم کی و به چه شکلی میتونه به همین کومبندگی باشه اگر که اگر این زمان روش بگذره و از یه برخورد احساساتی روزمره Bir gün, hangi gün olacak bilmiyorum, hangi sanatçı yapacak bilmiyorum, gelecekte bunu sanatlaştırıp bugünkü kadar büyük bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. İncaz ki benazer men az in bayt fasile gerek, o vakti ki röce bu un ait nemiş her bize. O zaman artık o fotoğraf hakkında konuşuram. İncaz ki eğer şuma divane şuarları bekhunin, bak mübin az in sergeçtegi, az in از این آوارگی حرف می‌زدن. چون اون فقط راجع به مرگ یه بچه نیست، اون راجع به آوارگیه. آوارگی یک مفهوم کلی جهانی داره که محدود به اون تصویر نمی‌شه. فراتر از تصویر. شاعران شعرلرینه دقت ederseniz insanların başıboş avare olarak sorunlarından bahsediyor. Sadece bir özel bir spesifik bir konuya değinmiyor. Bütün insanların derdi, sorunu olan avarelik ve başıboşluktan bahsediyor. Ben de çok fazla şiir verdim, bilmiyorum az avarelik, malı 1000 sene kadar. 1000 yıl öncesine ait ki zamanımız yok. Kimi dedin ki şayet didene ya hemçe tasviri, in tasvir amigo bu şair gidişti. Bedunen ki istinad bukone be in tasvir, raci be avarelik ançanan harf mizem ki şumaru Şu an zamanımız yok, yoksa 1000 yıl öncesine ait şairlerden şiirler okuyacaktım ki böyle bir görüntünün nasıl derin, daha sonra nasıl derin bir etkisi olabilir onu görebiliriz. Ma her gün şahide vaqan ye tefavat yastim ki faqat bad begim eger kudayi hast ma sabr. Her gün öyle sahnelerde karşı karşıya kalıyoruz ki gerçekten şöyle demeliyiz, eğer gerçekten bir Allah varsa bize sabır ver. Ondan sabır diliyorum. Biz ilgisiziz anlamına gelmez kesin. Ama götürürüz bunu tamam mı? Vakti miyem ruzmerdegi, vakti miyem ruzmerdegi. Yani mecmui in tasirat, in çenan emir bilme. Ki şuma eğer hatta Ahmet Masken dolu, dolgayı kubi dolu. Mesli bestiyar az şairah, امکانات خوبی داریم، ولی وقتی راجع به آوارگی حرف میزنیم، مفهوم آوارگی رو بیان میکنیم. حتی اگر تو این یه جایگاه خیلی گندلیک حیاتلارا، گندلیک سورونلارا کاتیمیان نمیگم، اما یک شاعر این امکانلارا صاحب اولسا بیله söylediğinde, yazdığında آوارگی باشی بوشتون، gerçekten ne anlama geldiğini herkesin anlamasını sağlamalıdır. Benim ilkokulda sınıf arkadaşım vardı, 48 yıl önce İran'dan ayrılanlar arasında. Kendisine dedim ki, en son konuştuğumda dedim ki, Hadi hatırlıyor musun 22 yıl önce üniversitede öğrenciyken Güzel Sanatlar bölümünde okuyordum. Hafıza ben yem ne benim götürdüm o günleri iyi de hatırlıyoruz hafızamız elleriyor. Kurtan muhim tane ittifak için bir misal yani faci ani tane ittifak için tabi muhafızı bu aslında bir muhafızı yani inçinan da hafıza namıdı az bas cehan hali o zaman bu olay 50 yıl öncesine ait. O zamana ait en kötü anı neydi diye sorduğumda Numanda'nın öldürülmesi dedi. Yani bu aklımıza kalmış. Yani dünya o zaman o kadar şiddetten uzaktı. Mesfali Bey. Mesfali Bey vardı. Arada buluşup bir şeyler içerdik ve o zaman bizim dünyamızın en büyük sorun olayı mesela Lumanba'nın öldürülmesiydi. Ama bugün bakıyoruz her gün bir olay var. Gerçekten üzücü bir dünya.
gerçekten her olay bence insanlığın utancıdır. Ama yine bazı mesela آگرانه برکورد کنید که ما دوبان کسی که تکیه بوداریم مدام نمیتونیم راجبی رنج ها حرف بزنیم بلیم که ما باید خوشی ها رو هم یادآوری بکنیم زیبایی ها رو هم یادآوری بکنیم برای اینکه تحمل ادامه حیات رو پیدا بکنیم اونتا اونت ما بایدیز elinde mikrofon bulunan bizler sürekli yüzücü şeyleri hatırlatamayız. Mutluluk veren güzel şeyleri de hatırlatmalıyız sürekli, yoksa bu şekilde yaşayamayız. Dolayısıyla ki ben hiç şermende değilim. Az inki tu in cihan varafsa tasvir barf ve درخت و اینا رو برای شما کادو میارم. Yani ben hiç pişman değilim. Üzülmüyorum. Bu kadar sorunlu dünyada ben size doğanın, karın fotoğraflarını gösteriyorum. Fakat ben ki tahammülümünü burada bir şeyler mi koydum? Faciayı iyi ki dönüp tamam. Bu olan facialar karşısında tahammülümüz artsın diye. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Selim Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çeviremeyecek bir şey değil mi? Çok teşekkür ederim. Bize gelmiş için teşekkürler. Sağ olun. Şurada bekliyorsun.